Dilara Yücel ve Nana Çakraşvili. UBO Dünya Şampiyonluk kemeri için karşı karşıya gelecekler değerli izleyenler. Süper Welter Siklet'te 69 kilogramda 2 dakikalık 10 round izleyeceğiz eğer ihtiyaç olursa bu kemer karşılaşmasında. Bakalım neler olacak. Mavi köşede 24 yaşında 1.67 boyunda 69 kilogram 24 maç 7 galibiyet 5 nakavt Gürcistanlı boksör Nana Çakıyaşvili. Ve rakibi kırmızı köşede 69 kilogram 18 yaşında 1.74 boyunda 9 maç, 9 galibiyet, 8 nakavt. Şivol Dilara Yücel. Ve müsabakanın hakemi Serikzon Yesmagambetov. Karşılaşmayı Serikzon Yesmagambetov yönetecek değerli izleyenler UBO. Dünya şampiyonluk maçımıza doğru geçiyoruz. Son talimatlar geldi ve mücadelemiz başlayacak. Dilara Yücel, Asiye Özlem Şahin'in ardından UBO'da dünya şampiyonluğu seviyesine çıkmayı başarmış İkinci kadın boksörümüz oldu. Bakalım bu karşılaşmada Nana Çakraşvili'ye karşı neler yapacak? Favori tabii ki burada namalup buraya gelen Dilara Yücel. Nana Çakraşvili 7 galibiyet ve 17 mağlubiyetlik bir kariyere sahip. Şimdi kroşeleri savuruyor burada Nana Çakraşvili. Dilara çok soğukkanlı rakibine karşı. Disiplinli kalması lazım. Çakraşvili böyle devam ederse çok hızlı yorulacaktır zaten. Dilara Yücel bakalım bunu nasıl değerlendirecek. Köşeden talimatlar geliyor Dilara Yücel'e. 69 kilogramda UBO Dünya Şampiyonluk maçındayız. Şimdi Dilara Yücel, Nana Çakraşvili yavaş yavaş sarsmaya başladı değerli izleyenler. Sol direk isabeti var Çakraşvili'den. Yani daha şimdiden yumruklar yavaşlamaya başladı. Gürcü sporcunun cephesinde çok boşa atılmış bir aparkat. Yine boşa savrulmuş bir sağ kroşe. ...90 saniye geçti roundta ve 10 roundluk bir karşılaşma için Çakraşvili ciddi şekilde yorulmuş durumda. Sağ kroşe kaçtı. Şimdi sol direkler Dilara Yücel ekranın son bölümünde isabetleri bulmaya başladı. Sol kroşe kaçıyor. Sol direk isabetli. Dilara boşlukları görmeye başladı ve ekranın sonuna geldik. 10 roundluk bir karşılaşma izleyeceğiz ihtiyaç olması halinde. Dilara Yücel ve Nana Çakraşvili arasında ikinci roundumuza doğru geçeceğiz. Evet. İkinci round öncesi Dilara Yücel talimatlarını alıyor fakat acaba Nana Çakraşvili devam edemiyor mu karşılaşmaya diye bakıyorum şu anda ben. Hakemden bu yönde bir işaret geldi ama evet. Karşılaşmayı sona erdiriyor hakem. Hakem karşılaşmayı sona erdiriyor değerli izleyenler. Nana Çakraşvili ikinci raunda çıkamadı. Görebildiğimiz kadarıyla
Mücadele sona eriyor. Çakvaşvili'ye bir sakatlık yaşıyor olabilir. Evet, 10 roundluk mücadelenin ilk roundunun ardından Nana Çakvaşvili dönemedi. Ve Dilara Yücel kazanmış olacak. İlk round'dan görüntüler de işte bir kez daha ekranlarımıza yansıyor. Yani Dilara Yücel de çok mutlu değil. Çıkıp tabii ki boks yapmak istiyordu ve ringde kazanmak istiyordu. Yani şu anda kimse çok olan bitene anlam verebilmiş değil. Evet, Serdar Avcı şu anda mavi köşede değerli izleyenler. O da gereken bilgileri aldı, gecenin promotörü. Çakvaşvili'nin devam edemeyeceğini görüyoruz. Dilara Yücel de işte ekranlarımızda, çok mutlu bir yüz ifadesi yok şu anda. UBO Federasyonu'nda dünya şampiyonluk seviyesine çıkan ilk kadın boksörümüz Asiye Özlem Şahin'di. Ardından Dilara Yücel de bu başarıyı gösterdi. Ve şimdi kariyerinin 10. maçındaki 10. galibiyeti resmileşecek ama açıkçası çok kimsenin içine sinen bir galibiyet olmadı bu zaten. Dilara dahil, köşesi dahil. Kimsenin çok içine sinmedi. Evet, işte Nina Çakvaşvili ekranlarımızda. İlk roundun ardından dönemedi karşılaşmaya. Ve şimdi mücadelenin resmi kararını alacağız. Sporcular ringin ortasında yerini aldılar. Mikrofon Cengizhan Aydın'da. Müsabakayı teknik takımla kazanan taraf, kırmızı köşe, Dilara Yücel! Evet, Dilara Yücel galibiyete ulaştı. Kemeri de belinde. Evet, ama daha net bir şekilde ringde istediği performansı da sergileyerek kazanmak istediği çok belli Dilara Yücel'in de. Evet, Dilara Yücel işte belinde UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri ile birlikte pozunu veriyor değerli izleyenler. İşte kendisi kemerleriyle ekranlarımızda.